Gençliğim bitti gitti bu dört duvar arasında. Ne doya doya bir gökyüzü görebildim, ne de doya doya o kokulu bahçelerin meyvelerini yiyebildim. Bu yaşa geldim, toprağa eğilip bir çiçek bile koklayamadım. Rüyamda, minik kanatlarında gölümün hüzünlü renkleriyle incecik bir dala konan, sonra kanat çırpıp sonsuzluğa uçan serçeler görüyorum. Çünkü çocukken bu serçeler gibi özgürdüm. Bir masal ülkesinde yaşıyorduk. Babam ve ben. Her insan çocukluğunda mutludur. Çölde, kırda, hatta çöplükte oynasa bile oraları onun için cennettir. Kurtuluşudur. Hatıralarının en güzelidir. Çocukluğuma, yuvama kaçmalıyım. Kurtuluşuma kaçmalıyım. Yoksa burada çıldırıp öleceğim. Özgürlükten uzak, dört duvar arası bir karanlıkta öleceğim. Yuvama, çocukluğuma, çocukluk hatıralarıma kaçmalıyım. Kurtulmalıyım. Babamla güzel günler yaşadığım, atalarımın doğduğu, büyüdüğü o topraklara, vatanıma kaçıp kurtulmalıyım. Doğduğum yerlerde hür yaşamalıyım. Hey, uyan! Var be! Uyan, uyan! İmdat! İmdat! Yangın var! Yanıyoruz! 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 Yetişin, yanıyoruz! İmdat bu! İmdat! Kurtarın! Yanıyoruz! Yetişin! Yanıyoruz! 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 Evet, neden yaptın bu işi?
Canım birkaç gün tatil istedi. Tatil yapabileceğini sanmıyorum. Yaraların ağır. Acıdan ölmem ya. Artık şartlı tahliyemi kabul ederler değil mi? Kendini cayır cayır yakan bir salağa kim serbest bırakır ki? Bu zamana kadar örnek bir mahkumdum. 30 yıl, 125 gün, şu kadar milyon saat, şu kadar trilyon dakika örnek bir mahkum oldum. Örnek bir hasta oldun. Artık iyileştin. Hapishaneye dönünce de örnek bir mahkum ol. Geçmiş olsun. Altım çıplak çıkar mısın? Yanında giyinemem. Çabuk ama, beni bekletme yoksa karışmam. Bir sigara verir misin? Sesini çıkarırsan, dediklerimi yapmazsan önce nefes borunu, sonra şah damarını keserim. Yedek anahtarın sende olduğunu biliyorum. Hadi çöz şu kelepçeyi şimdi. Çöz dedim sana. Hadi çöz! Afiyet olsun. Benim arabamla hangi cehenneme gidiyorsun? Dur! Dur diyorum sana! Dur! Thank you.
özgürüz. Dağlar, ormanlar benim. Kuşlar kadar özgürüm. Dağlar, ormanlar, ağaçlar benim. Kuşlar kadar özgürüm. Dağlar, ormanlar benim. Arabadan uzak durun! Atın silahlarınızı! Silahlarınızı atın! Yoksa çocuğu vururum, dediğimi yapın! Silahlarınızı atmazsanız çocuğu vururum! Hadi! Bırak o çocuğu! İkimizden birini al, ben seninle gelirim! Silahlı ve tehlikelidir. İzmir tarafına gidiyor. Bu bölgede 40 milyarlık bir yatırımımız var. Kemal oraya erişirse ya da avukatına gidebilir de bir vekaletname verirse mahvoluruz. Onu durdurun. Yanımdaki çocuk umurumda bile değil. Ha. Torununuz var mı? Hı? Yok efendim. Kötü. Bugün torunumla balığa çıkacağım. Tekniği hazırlasınlar. Tüm randevuları da iptal edin. Torun sahibi olmaya bakın. Dünyada para kazanmaktan sonra en güzel şey torun sahibi olmaktır. Tüm polis arabalarına emirdir. Çocuğu kaçıran arabanın plakası 34UR077'dir. Şiddet gösterilmeyecektir. Çocuğun hayatını tehlikeye atacak hiçbir şey yapılmayacaktır. Arabaya kimse yaklaşmayacaktır ve uzaktan takip edilecektir. Bu işi çok eğlenceli bir hale getirebiliriz. Bak evlat, sana bir zarar vermeyeceğim. Bu bir namus sözüdür. Anladın mı? Adın ne bakayım senin? Kemal. Ha? Kemal. Kemal Polat. Ah,
Vay be! Benimki de Kemal. Şu işe bak, onca çocuğun arasında adaşımı seçmişim. Kemal! Kemal! Ne oldu oğlum? Kemal! Silahı var, buraya gelecek. Dur biraz, sakin ol. Sonra derdini anlat. Bu evde kimse senin kılına bile dokunamaz. Ama öldürecek beni. Kemal! 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 Şurada telefon var. 148 18 çift 0. Çıkan bayandan polisin numarasını iste. Koş! Kemal! Buraya gel. Hayır. Hayır. Gel buraya. Çocuk burada kalacak. Silahım da dolu. Bu çocuk sizin mi? Götürme.
götürmem gerekirse bu çocuğu götürürüm. Bana o çocuk gerekli. Beşe kadar sayacağım. Bir, iki, üç, dört. Onu buldunuz mu? Evet efendim. Kemal'in bir domuzdan farkı yok. İyi nişan aldınız mı, domdom kurşunu bir domuzun bile kafasını paramparça eder. Tuvalete gitmem gerek. Gel bakalım. Hey! Hey! Bulunduğun yere yapsana. Olduğun yere hadi. Utanıyorsun öyle mi? Hı hı. Ha, bak eğer bir daha kaçmaya kalkışırsan fena yaparım seni. Bak bir fikrim var. Seninle sıkı ve çabuk bir anlaşma yapalım. Eğer durmadan konuşursan seni rahat bırakırım. Anlaştık mı, söz mü? Anlaştık. Hı-hı. Ne söyleyeceğim peki? Bilmem. Ne istersen söyle. Yalnız durmadan konuş. Sıkı ve çabuk anlaşmaları severim. Tamam mı? Kim bilir hangi masalcı? Geçip gitti yıllarca çocukluğumdan. Yolunu şaşırmış yorgun bir yolcu. Sığmamış ırmağına, ormanların. Geçip gitti rüyalarımı aralayarak. Annem bir çiçektir bütün ülkelerde. Serin, mavi bir çiçektir. Saçlarında çocukların uyuduğu. Saçlarında çocukların... Neydi ya? İster bir dağın doruğunda düşüp kalayım... İster dört duvar arası bir hücrede, nerede öldüysem yetişecek orada, her adımda çoğalan çiçekler. İster bir dağın doruğunda, dağın doruğunda düşüp kalayım. İster bir dağın doruğunda düşüp kalayım. İster dört duvar arası bir hücrede, nerede öldüysem yetişecek orada, her adımda çoğalan çiçekler. Şiirden anlıyorsun. Şiirin çok güzeldi. Senin şiirin daha da güzel. Hey, iyi ki kaçırmışım seni. İkimiz de şiirden anlıyoruz. Gel. Gel bakalım. İstemiyor musun? Şeker yemem yasak. Dişçim öyle söyledi. Allah kahretsin o dişçileri. Dişlerimin çürüyeceğini söylüyor. Bak, şeker seviyorsun değil mi? Sen benim tutuklum değil misin? Hmm. Öyleyse her söylediğimi yapmak zorundasın.
Öyle değil mi? Hı hı. Al öyleyse. Al bu gofreti ye, yoksa kafanı uçururum. Al. Dikkat, Doğan konuşuyor. Araba Bursa'yı geçti. İzmir tarafına ilerliyor. Tamam. Başka ne yapmana izin vermezler? Sokakta oynamama. Bizi köpeğimin olmasına. Köpeğinin olmasına mı? Hayret. Yani bir tane vardı ama öldü. Bu kötü olmuş. Niye babana bir tane daha almasını söylemedin? Babamı çok görmem. Bazen hafta sonları görürüm. Annem de ayrılmışlar. Ve annen de evlendi. Öyle değil mi? Doğru mu? Ama yeni babam beni sevmiyor. Onun kendi oğlu var, 6 yaşında. Onu çok sever. Annem evde olmadığı zaman da beni döver baba. Hoş, annem de pek evde oturmuyor ya. Ağzım doluyken de konuşmama hiç izin vermezler. Geç kalacaksam eve haber vermeliyim. Öyleyse bir telefon bulalım. Ayla ve Aykut'un evi. Seyahatteyiz. Lütfen sinyal sesinden sonra mesajınızı ve telefon numaranızı bırakınız. Dönünce biz sizi ararız. Anne benim. Ben iyiyim. Evde yok. Mesaj bıraktım. Öyle mi? Al bakalım. Bunlar senin oldu. Sonra gene ararsın. Al. Hadi gidiyoruz. Yapraklar sararıyor. Kodesteyken bunları göremiyordum. Neden beni bırakmıyorsun? Senin gitmene izin veremem. Kusura bakma. Tamam, ne yapalım? Seni üzmeyeceğim evlat. Şimdiye kadar bunu anlamışsındır herhalde. Bazen çok öfkeleniyorum. Ama sana değil. Bütün dünyaya öfkeleniyorum. Önüme çıkanı dövmek istiyorum. Niye hapse girdin? Birini mi dövdün? Evet, yani... Hayır. Senin gibi bir çocuktum. Bir gün geldiler... Arazimizi evimize almaya kalktılar. Babamı dövdüler. Kavga ettim. Birini vurdum. Neyse, önemi yok. Hadi gidelim. Bak, ben yanında olursam... ...sen araba çalmaktan tutuklanmasın, ha? La 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 la, la 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 la.
Şoföre bak ha. Bakıyorum. Ne kadar hızlı şoförüm değil mi? Öyle öyle. Aman 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 toparla. Tamam toparladım. Nasıl döndüm ama? Çok güzel. Bastırıyorum. Aferin be. 80'le gidiyorsun be. Hayır daha fazla. Deme. La 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 la. Aman önüne bak. Hedef araba yaklaşıyor. 1 kilometre kaldı. Motorunuzu çalıştırın. Aferin sana. Hele şuna bak. Ya sen sahiden 80'in de üzerine çıkmışsın tabii be! Tabii ya! Direksiyonu güzel tut. 1 dakika 15 saniye kaldı. Tamam, hazır olun. Kırk yıllık şoför gibisin, aferin sana! Sandın ya! Ooo tabii! Hadi önüne bak bakayım! Olanlara çok üzüldüm Kemal. Gerçekten üzüldüm. İyi misin? Durup bir yerde bir şeyler yiyelim ha? Sonra da birer kaymaklı dondurma. Dondurma sever misin? Ha? Yamuzlu tatlı? Şimdi daha iyisin değil mi? Ne diyorsun? Dondurma yiyelim mi? Meyveli pastaya ne dersin? Neden yolumu kestin? Sorabilir miyim? Bu bir soygundur ahbap. Kaldır ellerini.
Gel Kemal. Aç arkayı hadi. Hemen. Doğum günün ne zaman? 20 Eylül. Hayır, bugün. Hadi bakalım. Aman Allah'ım. Hadi durma, istediğini al. Hadi. Hadi. Adama ne dedin? Ona bir oyun oynadığımızı söyledim. Kuzey ile sınır arasında bulunan bölgeye girer girmez yol kapatılacak. Bekleyen çok iyi bir nişancımız var. Tek atış yetecek. Yaralı bir ayı bile bu kurşunu yerse kıpırdayamaz. Allah kahretsin, çocuk bizim tarafta. Arabanın öbür tarafına geçelim. Hey, bize bakan yok mu? Hiç kız arkadaşın oldu mu? Evet. Mavi gözlü, burnunda çiller olan bir kızdı. Saçları güneş vurmuş ağaç kabukları gibi parlardı. Çocuk bir çocuk gibi gülerdi. Çok güzel bir vücudu vardı. Beli ince, göğüsleri ayva gibiydi. O hepimizin, tüm koğuşun sevgilisiydi. Arkadaşımın mecmuadan kestiği bir kız resmiydi. Hep yastığının altında dururdu, zulasında. Efkarlandığımız geceler hep o resimdeki sevgilimize bakardı. Gördüm. Ne? Üç adam, silahlı. Çok acıktım. Hey, bakan yok mu? 1.250.000 saattir buradayız. Çabuk ol. Böyle ateş edemem, sabırlı ol. Sağ ol.
Polis misin? Hayır! Kim salıyor sizi üstüme? Söylemezsen boynunu kırarım! Haydar Bey! Hey! 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 Dursana! Dursana be! De! Güzel bir çocuk. Size çok benziyor. Oğlunuz değil mi? Konuşsana. Oğlum konuşsana. Bir soru sordu. Benimki de amma soru. Tabii ki oğlunuz. Ne kadar da benziyor size. Ne mutlu size. Böyle güzel bir oğlunuz var ve ikiniz seyahat ediyorsunuz. Böyle kendi arabanızda hürsünüz. Benim arabam olmadı. Hiç arabam olmadı. Oyuncak arabam bile. Şuna bir bakabilir miyim? O çok güzel bir oyuncak. Epey de pahalı olmalı. Benim hiç böyle bir oyuncağım olmadı. Baban seni çok seviyor galiba ha? Mutlaka annen de seviyordur. Öyle değil mi? Evet, annem beni çok sever. Ama parayı da çok sever. Hep parasızlıktan yakınır. Para, 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 para! Para her şey değildir. Ama ben nereden bilirim ki? Çünkü benim hayatta hiç param olmadı. Annem için öyle değil. Annem paraya çok önem verir. Her şeyin en iyisini ister. Tatiller ister, elbise ister. Durmadan gezer, hiç evde oturmaz. Dur bakalım, dur! Annen için böyle konuşmamalısın. Ne de olsa o senin annen, öyle değil mi? Ha? Hı? Öyle değil mi? Anneni seversin, değil mi? Bir şey soracaktım. Ne soracaksın? Ehliyetiniz var mı? Niye sordum? Aklıma bir şey geldi de. Hayatta hiçbir şeyiniz olmamış. Bu arabayı size verelim gitsin. Hiç değilse bir arabanız olsun ha. Oğlum sizi çok sevdi. Değil mi oğlum? Bu arabayı verelim ona, biz senin arabayla gideriz. Bu da onun olsun. Tabii. Beğenemedin mi? Ne güzel araba işte! Tabii, ha? Güzel! Şimdi benim arabam olacak! Tabii! Benim arabam var! Artık bu araba benim! La 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 la!
Lütfen aşağı inin. 40 yılda bir arabamız oldu, onu da polisler alıyor. Kemal. Ne var? Hücrenin kapısını bir gün sıkı sıkı kapadılar. Çocukluğum, dünyam dışarıda kaldı. Elimden her şeyi söküp aldılar. Bir tek pencere bıraktılar bana. Bir de parmaklığın dışında bir dal. 4 duvar 20 yıl üstüme abandı. Kapılar hiç açılmadı. Tavan sesimin yankılarını yuttu. 20 yılın her gecesi uykusuz kaldım. Sonra anladım. Karanlığın ortasında ışıktan bir damla gibi neden uzadı odam. Elimden alamadıkları tek şey oydu. Çocukluğum, hatıralarım. İncecik bir dal gibi umutlarım. 20 yılda milyarlarca umut ürettim. Milyarlarca göl, dağ, orman. Milyarlarca hürriyet. Oraya, gölüme kavuşursam hür olacağım. Hadi gidelim. Evlat, benden hala korkuyor musun? Evet. Ya. Niye? Çünkü orada demin çılgına döndüm. Boş ver. Susadın mı? Birazcık. Acıktın mı? Birazcık. Ben çok susadım. Bak evlat. Evet. Bir anlaşma yapalım. Sıkı bir anlaşma mı? Sıkı ve çabuk. O dükkana gidip bize birer Coca-Cola alırsan seni bir daha korkutmayacağım. Hı? Ben mi gideceğim? Hı-hı. Yalnız mı gideceğim? İnsan arkadaşına güvenmeli. Haber verdi. Kemal'im. Kemal'im. Kemal'im.
Hey! Sen ağlıyorsun. Niye ağlıyorsun evlat? Biliyor musun? Benim babam, yani öz babam, beni senin gibi öpüp yatırırdı. Ama öldü. Onu hatırladım. Özür dilerim. Yani seni öptüğüm için. Yok, hoşuma gitti. Yani sen beni öpünce öz babamı hatırladım. Bulmuşlar. Öyle uzaklara sürüklenip gidiyormuş. Ne olduğunu, yaşlı savaşçının nereye gittiğini bir türlü öğrenememişler. Yalnız bir gece, sonra her yıl aynı gece, küreklerin sesini ve gıcırtısını duymuşlar. Sadece yılda bir gece. Ha!
Dün geceki masalı bir daha anlatır mısın? Tabii. Tüm yaşamını gölde geçiren yaşlı bir savaşçı varmış. Bir sandalı varmış onun. Bir gün düşmanları gelip gölü o savaşçının elinden almışlar. Ve ertesi sabah sandalı boş bulmuşlar. Öyle uzaklara sürüklenip gidiyormuş. Ne olduğunu, yaşlı savaşçının nereye gittiğini hiç öğrenememişler. Yalnız bir gece, sonra her yıl aynı gece küreklerin sesini ve gıcırtısını duymuşlar. Sadece yılda bir gece. Kuşlar kadar özgürüz, dağlar, ormanlar bizim. Kuşlar kadar... Güzelim yeri mahvettiler. Doğduğum, büyüdüğüm, yaşadığım bu güzelim cennet gibi yerler şimdi bir taş yığını. Taş yığını. Kemal! Gelmeyecek misin? Hadi gel! Kadarmış Kemal. Evine dönme zamanı geldi. Hayır, her şey bitmedi daha. Bitmesi de gerekmez. Bitmesini ben istiyorum. Her şey sona ersin istiyorum. Senin incinmeni asla istemem.
Yeah!
katilin bir sonu vardır. Çay bahçesindeki gibi ya. Alnıma silahı daya. O zaman vuramazlar. Buradan gidebiliriz. Yola devam edebiliriz. Bak oğlum. Polisler neden burada biliyor musun? Çünkü sana zarar veremeyeceğimi biliyorlar. Alnına silahı dayaman bir şeyi değiştirmez. Ama... tetiği çekemeyeceğimi biliyorlar. Seni sevdiğimi biliyorlar evlat. Bak Kemal dinle. Geri dönemem. Yeniden hapse giremem artık. Evimden, bu güzel yerlerden ayrılamam. Her gün hapishaneye gelir görürüm seni. Ziyaret ederim. Yemin ederim. Daha önceki gibi olmaz. Biliyor musun? Aynı şeyi tekrar yapardım. Seni yeniden kaçırırdım. Ben de seninle kaçardım. Yaşlı bir savaşçı varmış. Onun bir sandalı varmış. Bir gün düşmanları gelip Gül'ü o savaşçının elinden almışlar. Ve ertesi sabah sandalı boş bulmuşlar. Öyle uzaklara sürüklenip gidiyormuş. Ne olduğunu, yaşlı savaşçının nereye gittiğini hiç öğrenememişler. Yalnız bir gece, sonra her yıl aynı gece küreklerin sesini ve gıcırtısını duymuşlar. Sadece her yıl bir gece.